yarattığı aşikar. Görüntüler geliyor. Hadi onun üzerinden aktaralım. Adana Kozan'da AFAD açıklaması 5.5 büyüklüğü. De Reuters 5.7 büyüklüğünde depremi geçiyor. Merkez Kozan, Adana Kozan'da meydana geldi. İnsanların o depremi hissettiğini ve kendisini bir miktar dışarı attığını ve sonrasında da o gergin bekleyişin sürdüğünü her deprem sonrası olduğu gibi görüntülerden anlamak mümkün. Sabah saatleri, işe gidiş saatleri, dolayısıyla insanlar bir miktar o tedirginliği dışarıda olanlar hissetmiş. Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem. Dediğim gibi Reuters 5.7 olarak geçiyor. AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi bilgisi var. Hasarlı binalar, ağır hasarlı binalar bulunuyor tabii. Deprem bölgesiyiz. 6 Şubat deprem felaketini yaşadık. Ardından da bu hasarlı binaların çevresinde önlem alındığı yönünde bilgiler bize ulaştı. Dediğim gibi AFAD ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı. 6 Şubat depremin tam saati de geldi, arkadaşlarım bana aktarıyor. Deprem tam 8.44'te yani 8.45 civarı meydana gelmiş. 5.5 büyüklüğünde olarak açıklandı. Dediğimiz gibi ilk daha yeni bir deprem, 15 dakika daha geçmemiş üzerinden. Dolayısıyla insanların o depremi 5.7 büyüklüğünde bir deprem bir korku yaratmış görünüyor zaten. İnsanlar şu anda evlerinin dışında. Tam işe gidiş saati, işte sabah kalkış saati. Birçok insan da evlerinde bu depremi büyük bir ihtimalle hissetti. Bir de dediğim gibi 6 Şubat deprem felaketinden sonra 11 ili kapsayan bir felaketti. Kahramanmaraş merkezliydi bu deprem, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem. Dolayısıyla birçok ilde de deprem felaketini yaşamış birçok ilde de hissedilmiş olabilir ve yeni bir korku heyecan yaratmış olabilir. Aynı zamanda daha henüz binaların yıkım aşaması da devam ediyor. Ağır hasarlı binalar var. Bu binaları etkilemiş olabilir. 5.7 büyüklüğünde deprem hissedilir bir deprem, korku yaratabilecek bir deprem. Şimdi şöyle, deprem bölgesiyiz. 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadık. Canlarımız gitti o depremde. Mehmet Serbest, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim, evet. Şimdi biz bu haberi yeni aldık, Sözcü muhabiri Mehmet Serbest. Acaba bize aktarabilir misiniz bölgede sabah ne yaşandınız? Çok hissedildi mi? Korku yarattı mı? Acaba ağır hasarlı binalar açısından bir risk oluşturur mu? Hasarlı binalar açısından. Ve deprem felaketi yaşandı bölgede biliyorsunuz. O bölgede çalışmalar devam ederken acaba çevre illerde de etkisi olmuş mudur diye merak ederiz. Ne yaşıyorsunuz tabii şu anda? 6 Şubat depreminden sonra ilk defa böyle bir büyük deprem meydana geldi. Adana Kozan merkezli. Bayağı korkuttu bu deprem. Tüm apartmanlarda oturanlar evlerinden herkes dışarıya çıktılar. Şimdi ben valiliği arıyorum, AFAD yetkililerini. Acaba çevrede herhangi bir hasar meydana geldi mi gelmedi mi onu öğrenmeye çalışıyoruz. Şu anda bize gelen herhangi bir şey yok. Şu anda siz neredesiniz tam olarak? Adana'dayım ben. Adana'da. Deprem Kozan merkezli ve herhalde çok şunu söylediniz. Evlerdeydik ve ciddi anlamda hissettik ve bir korku, endişe yarattı dediniz. Doğru anladım değil tabii mi? Tabii ki. 6 Şubat'tan endişe sonra. Evet. Çok endişe yarattı. Şimdi herkes dışarıda. Evden dışarı çıktılar şu anda.